Evet, 25 Kasım 2024 tarihli Kasım ayı olağan meclis toplantılarının 3. birleşim 1. oturumunu açıyorum. Önce yoklama yapıyoruz. Ayşe Ünlüce, Kazım Kurt, burada. Ahmet Ataç, Habil Dökmeci, burada. Zehra Konakçı, Uğur Tepe, burada. Gürbüz Güller, Haydar Çorum, burada. İshak Gündoğan, burada. Hakan Karabacak, burada. Serhat Hamamcı, burada. Hidayet Özmen, burada. Ahmet Dönmez, burada. Zeynep Güneş, Bekir Belceli, burada. Nihat Şuadar, burada. İnci Şentuna, burada. Ayhan Sülük, Çağrı Özeçioğlu, Ali Aydar Çelik, Hasan Ünal, Fikriye Güven Zaptiye, Vural Yörük, Erdoğan Aydoğmuş, Atilla Aydalgıç burada, Mustafa Çağrı Kılıç, Ufuk Çini, Rıdvan Özen, Mustafa Emrah Kuzey, Tamer Günaydın, Murat Uygun, burada. İhsan Ceren, Serkan Adaş, Nurcan Alkan, Ali Osman Taş, Mustafa İmre, Özlem Ünalır, Metin Öztürk. Yok mu? Arkadaşlar Ahmet, Büyükşehir'in gündem maddelerini de dağıtabilir miyiz bir taraftan? Ahmet Sivri. Yok. Ali İnci. Adem Çakır. Mustafa Caner Kırıkçı. Mehmet Bilen. Salih Yılmaz. Fevzi Akpınar. Hızır Ayık. Tartacak. Eski genel kurulu biraz tahminlerden erken bitti herhalde. O yüzden arkadaşlarımız, büyükşehir bürokratlarımız geliyorlar. Buyurun arkadaşlar. Yazı işleri gündemi de bir hızlıca dağıtabilirse. Evet, biraz yavaş yavaş. Bu arada bir taraftan gündem gelirken biz de hazır gelmeyen arkadaşlarımız da beklerken 25 Kasım'la ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Biliyorsunuz bugün 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddeti Engelleme ve Mücadele Günü. Bugün 1960'lı yıllarda Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan Mirabel kardeşlerinin vahşice bir cinayete kurban gitmesiyle ilgili başlayan duyarlılık, daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bir kararla böyle özel bir gün olarak ilan edildi. Biz de bugün vasıtasıyla Eskişehir'deki tüm kurumlarımızla beraber kadına yönelik şiddeti engellemek için çabalayacağımızı, bununla ilgili mücadele edeceğimizi, kendi aramızda dayanışma içinde olacağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Bugün Kent Konseyi'nin bir sergi açılışı, bugüne özel sergi açılışı ile ilgili Espark'a gittiğimde gördüm ki orada hem jandarma birimlerimiz, hem emniyet birimlerimiz, hem aile sosyal politikaları il müdürlüğümüz, hem ŞÖNİM ve 3 belediye, yine kent konseyleriyle beraber orada bir duyarlılık, bir bilinçlendirme çalışmasını yürütüyorlardı. Gerçekten Eskişehir'de böyle topyekun bir çalışmanın olduğunu görmek beni mutlu etti. O gün arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bugün dedim ki bu hizmetlerimizden ne kadar haberdarlar, gelen vatandaşları bilgilendirdiğiniz zaman nasıl bir bilgi alışverişi oluyor diye. Mesela dediler 5 kişiden ikisi neredeyse hiç bilmiyor hizmetlerimizi. İşte bir 3 kişi biliyorsa belki bu kadar önemli bir kısım da bilmiyor. O nedenle öncelikli görevimiz bu güzel hizmetleri bütün halkımıza tanıtmak, anlatmak olsun her ortamda. Belediye başkanlarımız buradalar, tüm belediye başkanlarımız. Hepimiz kendi çalıştığımız bölgelerde bu hizmetlerin kullanılırlığını, uygulanırlığını, bilinirliğini daha artırmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor demek ki. Bizler ve belediye başkanlarımız, yine sizler, meclis üyelerimiz, burada bulunan bürokratlarımız hep birlikte bu konuda mücadeleye devam edeceğiz. Eskişehir'de yaşayan hiçbir kadın, hiçbir çocuk bu konuda kendisini yalnız hissetmesin diye buradan da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden güçlü bir çağrı ve duyurumuzu yapmış olalım diyorum. Evet, biraz önce oylamayı arkadaşlarımız okudu. Bu arada gelenleri de tutanağa geçelim. Gelmeyen arkadaşlarımızın ya da mazeret gönderenlerin gelmiş gibi kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeter çoğunluk sağlanmıştır. Oturumu açıyorum. Şimdi gündemi okutuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım 2024 tarihli Kasım ayı olağan meclis toplantılarının 3. birleşim 1. oturumuna ait gündem maddeleri. 1. Odunpazarı Belediyesi 2025 yılı ve izleyen 2 yıl bütçeleriyle ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu.
2. Tepebaşı Belediyesi 2025 yılı ve izleyen 2 yıl bütçeleriyle ilgili plan ve bütçe komisyon raporu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı performans programı taslağı ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu. 4. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı ve izleyen 2 yıl bütçeleri tasarısı ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu. Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemle ilgili önergesi olan var mı? Buyurun Kazım Bey. Başkanım, gündemimizin ilk 3 maddesi komisyonlardan oy birliğiyle geldi. 4. madde oy çokluğu, ilk 3'ünü okunmuş gibi oylanmasını, diğerinin de tartışmaya açılmasını öneriyorum. Buyurun Zeynep Hanım. Sayın Başkanım, Kazım Bey ile katılmakla birlikte ufak tefek şeyler var, onu da söyleyelim. Odun Pazarı, Tepebaşı ve 3. madde ile ilgili biz belediye başkanları ve kendi mensubu bulunduğumuz ilçenin evet oyu kullanacağımızı söylemek isterim. Ama Tepebaşı ve Odun Pazarı meclis üyelerimizin kararları kendilerine aittir. Bunu da bilginize sunarım. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. O zaman arkadaşlar isterseniz önce 1 ve 2'yi oylayalım. Performans raporunun okunmasını ister misiniz bilmiyorum. Burada isterseniz okunsun ama eleştirilerimizi sayalım onu. Evet. Değerlendirmeyi o zaman bütçe değerlendirmesiyle beraber alalım. Böylelikle daha hızlı ilerlemiş oluruz. Bütçede o değerlendirmeyi yapalım. Evet, her iki önergeye de uygun şekilde 1, 2 ve 3. maddelerinin okunmuş gibi sayılarak komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. O zaman konuştuğumuz şekliyle buradaki performans programı taslağıyla ilgili görüşmeleri de bütçenin içinde yapacağımız görüşmelerde yapalım diye karar verdik. Şimdi 4. gündem maddemize geliyoruz. Önce komisyon raporunu okutuyorum. Meclis Başkanlığı'na Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.11.2024 tarih ve 464 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Büyükşehir Belediyesi 2025-2027 yılları bütçe tasarısı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. 9 Ekim 2005 tarih ve 25.961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 21. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 28. maddelerine istinaden sadece başlıkları ve toplam rakamları okusak. O zaman bu konunun kabulünü, önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Resmi gazete yayınlanan Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 21. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 28. maddelerine istinaden komisyonumuzca incelemeye alınmıştır. 1. 2025 yılı gelir tarifesi üzerindeki incelemeler. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14, 15, 18 ve 59. maddeleri ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 ve 23. maddeleri gereğince alınacak gelirlerimiz ile ilgili olarak hazırlanan 2025 yılı gelir tarife teklifleri komisyonumuzca incelenmiş olup gelir tarife cetvelinin proje ortak giderleri başlıklı 36. maddesindeki tarife tutarlarının artış oranları yüksek olduğundan 2024 yılında uygulanan tarifenin 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerlenme oranının 43.93 artırılarak uygulanmasına. Ayrıca gelir tarife cetvelinin Aşk Adası ve Sazova Amfiteyatro kiralama ücreti başlıklı 1. maddesine Sazova Amfiteyatro'nun kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisinden ücret alınmaz ifadesinin not olarak ilave edilmesine, Tepebaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon tahsis ücreti başlıklı 2. maddesine kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisinden ücret alınmaz ifadesinin not olarak ilave edilmesine, belediye nikah salonu, fuaye alanı, Aşk Adası, Sazova Amfiteyatro kiralama ve nikah ücreti başlıklı 10. maddesine Sazova Amfiteyatro'nun kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisinden ücret alınmaz ifadesinin not olarak ilave edilmesine, sahne kiralama ücreti başlıklı 42. maddesine
Ergin Orbey sahnesinin kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisinden ücret alınmaz ifadesinin not olarak ilave edilmesine, Esmek Sultandere sahnesi kiralama ücreti başlıklı 56. maddesine kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisinden ücret alınmaz ifadesinin not olarak ilave edilmesine komisyonumuzca karar verilmiştir. 2. Gider hazırlık bütçesi üzerindeki incelemeler. Komisyonumuzca Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı gider bütçesi, gider bütçesindeki kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi itibariyle ele alınarak ödeneklerin tertiplenmesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere uyulup uyulmadığı, belediyemiz birimlerince hazırlanan gider teklif bütçelerinde önerilen ödeneklerin hizmet gereği olup olmadığı, yatırım ödeneklerinin yatırım plan ve uygulama programlarında yer alıp almadığı, ödeneklerin stratejik plan ve performans programına uygun olup olmadığı, kanuni payların ve belediyemiz borçlarının geri ödenebilmesi için yeterli ödenek konulup konulmadığı araştırılmıştır. Kalkınma ajanslarına gönderilen tutarların izlenmesi için strateji ve bütçe başkanlığınca mahalli idareler hesap planına 580508-0954 ekonomik gider kodu ile 5449 sayılı kanun gereği kalkınma ajanslarına verilen pay yardımcı hesabı eklenmiştir. Eskişehir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 31.10.2024 tarih ve 108-238-36 sayılı yazısı ile yeni ihdas edilen gider ekonomik kodları ilimizdeki tüm belediyelere bildirilmiştir. Bu sebeple Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı gider bütçesi 07-01-09-12 kalkınma ajanslarına yardımcı hesabında bulunan 18.500.000 TL, 2025 yılı ödeneğinin 24.000.000 TL, 2026 yılı ödeneğinin ve 31.000.000 TL, 2027 yılı ödeneğinin 5449 sayılı kanun gereği kalkınma ajanslarına verilen pay yardımcı hesabına aktarılması uygun görülmüştür. Yapılan düzenleme sonrası gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 13.508.000.000. Gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 13.508.000.000. Gelir hazırlama bütçesi üzerindeki incelemeler. Komisyonumuzca Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı gelir bütçesi, gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzey itibariyle ele alınarak gelirlerin tertiplenmesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere uyulup uyulmadığı, gelir tahminlerinde kesin sonucu alınmış son 3 yılın gelir artış oranlarının dikkate alınıp alınmadığı araştırılmıştır. Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 13.187.900.000. 4. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli üzerindeki incelemeler. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 320.100.000 TL. Gelirlerin yasal dayanağını gösterir C cetveli üzerindeki incelemeler. Bu cetvel incelenmiş ve uygun olduğu görülmüştür. 6. Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere ilişkin izin verilen hizmetlere ait G cetveli üzerindeki incelemeler, Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesine ekli gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler cetveli incelenmiş ve uygun olduğu görülmüştür. 7. Memur ve hizmetli olmayanlara verilecek harcırağı gösterir aş cetveli üzerindeki incelemeler. Uhdesinde resmi bir görevi bulunmayan meclis ve encümen üyesi gibi kimselerin görevli olarak başka bir yere gönderildiği takdirde verilecek harcırah miktarının bu cetvelde gösterildiği şekilde hesaplanması uygun görülmüştür. 8. İhdas edilen memur kadrolarını gösterir K1 cetveli üzerindeki incelemeler. Dolu ya da boş olmasına bakılmaksızın Büyükşehir Belediyesi'ne ait memur kadroları Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 22.02.2007 tarih ve 26.442 sayılı resmi gazetede yayınlanan
belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümlerine göre ihdas edilerek bu cetvelde eksiksiz ve doğru olarak yazıldığı tespit edilmiştir. 9. İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir K2 cetvel üzerindeki incelemeler. Dolu ya da boş olmasına bakılmaksızın Büyükşehir Belediyesi'ne ait sürekli işçi kadrolarını Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 22.7.2007 tarih ve 26.442 sayılı resmi gazetede yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümlerine göre ihdas edilen bu cetvelde eksiksiz ve doğru olarak yazıldığı tespit edilmiştir. 10. 237 sayılı kanuna göre satın alınacak taşıtları gösterir T1 cetvel üzerindeki incelemeler. Bütçe tasarısında satın alınması için ödenek konulan taşıtların cins ve evsafının bu cetvelde gösterildiği tespit edilmiştir. 11. Mevcut taşıtları gösterir T2 cetvel üzerindeki incelemeler. Büyükşehir taşınırlarında kayıtlı mevcut taşıtların cetvelde tam ve eksiksiz gösterildiği tespit edilmiştir. 12. İzleyen 2 yıl gider bütçe tahmini cetvel üzerindeki incelemeler. İzleyen 2 yıl gider bütçe tahmini cetveli düzenlenirken 2025-2027 dönemi bütçe hazırlama rehberinin genel ilkelerinden ve 2025-2027 dönemi orta vadeli programdan yararlanıldığı görülmüştür. 13. İzleyen 2 yıl bütçe gelirleri tahmini cetveli üzerindeki incelemeler. İzleyen 2 yıl gelir bütçe tahmini cetveli düzenlenirken 2025-2027 dönemi bütçe hazırlama rehberinin genel ilkelerinden ve 2025-2027 dönemi orta vadeli programdan yararlanıldığı görülmüştür. 14. İzleyen 2 yıl finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvel üzerindeki incelemeler. İzleyen 2 yıl finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde öngörülen dış kredi kullanım ve ödeme tutarları ile İller Bankası'ndan ve diğer bankalardan kullanımı öngörülen kredi ve ödeme tutarları gösterilmiştir. 15. Ayrıntılı harcama programı üzerindeki incelemeler. Gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının ikinci düzeyi itibariyle 2025 yılı ayrıntılı harcama programı düzenlenmiştir. 16. Finansman programı üzerindeki incelemeler. Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırılması ve finansmanın ekonomik sınıflandırmasının ikinci düzey itibariyle 2025 yılı finansman raporu düzenlenmiştir. 17. Bütçe kararnamesi üzerindeki incelemeler. Bütçe kararnamesi incelenmiş olup kararnamenin mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendi görülmüştür. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince komisyonumuzca tadilen oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur komisyon üyeleri. Teşekkür ediyoruz. Şimdi komisyon görüşmelerini nasıl yürütelim? Önce bir komisyon bilgi versin bize rapor hakkında. Sonrasında grup başkan vekillerine söz verelim. Daha sonra da tek söz almak isteyen varsa şimdi söylesin kendi adına. Onlara tek söz verelim. Değilse grup başkan vekillerimizle görüşmeleri bitirmiş olalım. Nihat Bey, siz de ayrıca söz alacaksınız. Fikriye Hanım ayrıca söz alacak. İsterseniz siz komisyon görüşmeleri kısmında görüşünüzü Fikriye Hanım bildirsin. En son Nihat Bey'e de ayrıca grup başkan vekillerinden sonra söz vereyim. Buyurun. Mikrofona basabilir misin? Onunla şey yapalım biz de. Performansla ikisini beraber. Ayrıca sonra da Ahmet Bey bütçeyle ilgili bir eleştiriler olacak efendim. O şekilde söyleyelim. Şimdi şöyle yapalım. Özlem Hanım, siz o zaman kendi adınıza ayrıca söz alacaksınız. Grup başkan vekillerinden sonra vereceğim. Başka var mı? Nihat Bey, Özlem Hanım var. Tek söz isteyen. Başka yok. O zaman komisyon hakkında önce, komisyon raporu hakkında önce Fikri Hanım'dan bir bilgi alalım. Sonrasında da grup başkan vekillerine. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Arkadaşlar, süre kısıtlaması yapmayacağım ama herhalde makul sürelerde konuşmaları tamamlarız diye düşünüyorum. Buyurun. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 13. maddesine istinaden Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 30. maddesi doğrultusunda Büyükşehir Belediye'mizin 2025-2027 bütçe tasarısı
belediyemizin 2025-2029 stratejik planına uygun olarak hazırlanmıştır. 2025 yılı bütçe tasarısı, 2024 yılı gider bütçesi 8 milyon 860 bin TL'dir. %52.46 oranında artırılarak 2025 yılı gider bütçesi 13 milyar 508 milyon TL olarak öngörülmüştür. 2024 yılında 7 milyar 375 milyon 200 bin TL olan gelir bütçesi yaklaşık %78.81 oranında artırılarak 13 milyar 187 milyon 900 bin TL olarak öngörülmüştür. 2025 yılı net borçlanma 320 milyon 100 bin TL'dir. 2025 yılı gider bütçesinin %22.10'u 2 milyar 985 milyon 783 bin TL yatırım bütçesine ayrılmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun yerel yönetimlerinin kaynaklarının tasarruflarında ekonomik, verimli, etkili ve yerinde kullanılması adına performansa dayalı stratejik plan özetli bütçelemeyi esas alır. Büyükşehir Belediye'mizin hazırladığı 2025-2027 bütçe tasarısı bu esaslar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca belediyemiz tarafından hazırlanan performans programının stratejik amaç ve hedeflerinin bütçeyle örtüştüğü apaçık görülmektedir. 2025-2029 stratejik planında 9 amaç ve 24 hedef yer almaktadır. Bu amaçlar ve hedefler belediyemiz misyon ve vizyonu çerçevesinde belediyemizin hizmet sunumunda öncelikli alanları ortaya koymaktadır. Gider bütçesine baktığımızda amacımız olan sürdürülebilir ulaşım sistemlerini geliştirmek için 4 milyar 017 milyon 111 bin TL. Amaç 2 kırsal bölgelerde çok yönlü kalkınmayı desteklemek için 277 milyon 804 bin TL. Amaç 3 kültürel ve sanatsal değerleri koruyarak turizmi geliştirmek için 836 milyon 991 bin TL. Amaç 4, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmak için 624 milyon 649 bin TL. Amaç 5, sosyal adaleti ve kapsayıcılığı artırmak için 590 milyon 922 bin TL. Amaç 6, afetlere karşı dirençli ve planlı bir şehir yapısı kurmak için 1 milyar 129 milyon 192 bin TL. Amaç 7, sağlıklı yaşam imkanlarını artırmak için 825 milyon 594 bin TL. Amaç 8, gençlere ekonomik ve sosyal fırsatları yaratmak için 30 milyon 416 bin TL. Amaç 9, kurumsal kapasiteyi artırmak için 2 milyar 761 milyon TL bütçe ayrılmıştır. 2025 yılı gider bütçesinin ihtiyaç duyulan hizmetler gözetilerek bahsedilen genel ilkeler çerçevesinde etkin, ekonomik, şeffaf ve somut verilere dayanılarak hazırlandığı görülmektedir. Gelir bütçesine baktığımızda gelir bütçesi oluşturulurken tahmini verilerin büyük bir kısmında ekonomik belirsizlikler söz konusudur. Örneğin asgari ücretin ne kadar olacağı, enflasyon oranı, döviz kuru, akaryakıt fiyatları gibi birçok unsur belirsiz ve öngörülemez durumdadır. Buna rağmen Büyükşehir Belediye'miz her geçen gün artan ve çeşitlenen yerel hizmet taleplerini kısıtlı imkanlar ile karşılamaya çalışmaktadır. Giderler ile orantılı gelir kaynaklarına sahip olunmadığı bilinen bir gerçektir. Gelir kaynaklarındaki yetersizlik, bütçe açıklarının yıllar itibariyle artmasına ve borç yükünün sürdürülemez bir yapısal soruna dönüşmesine neden olabilir. Bu kısır döngüyü kırmak için verimli gelir kaynakları oluşturularak yerel yönetime tahsis edilmesi gerekmektedir. Büyükşehir belediyelerinin gelirlerinin önemli bir kısmı merkezi yönetim tarafından aktarılan paylardan oluşmaktadır. Bu nedenle büyükşehir belediyelerinin gelirleri bağlamında merkezi yönetimin önemli bir belirleyiciliği söz konusudur. Yani merkezi yönetim yüksek inisiyatif yetkisini kullanarak gelir bütçesinin sağlıklı öngörülmesini sağlayabilir. Bu çerçevede bütçe ve performans programının hazırlanmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye ve diğer bürokrat arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyor ve şehrimizde hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz Fikri Hanım. Kazım Başkanım buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, öncelikle
performans ve bütçeyi hazırlayan bürokrat arkadaşlarımız olmak üzere size ve bütün büyükşehir çalışanlarına, komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Şunu bilerek başlamamızda yarar olduğunu düşünüyorum. Bu bir tahmin. 2025 yılında ne ile karşılaşacağımızı bilmeden hazırlanan ve büyük sürprizlere de gebe olan bir bütçe ve performans raporu. Çünkü hükümetimiz şu anda 2025 yılı yeniden değerlendirme oranını, katsayısını %43 olarak açıkladı. Ona rağmen Büyükşehir Belediye'mizin bütçesinde artış oranları %80'leri buldu. Ama bu da yetmeyecek. Buna eminim. Çünkü şu anda dövizin, mazotun, elektrik giderlerinin kaç lira olacağını bu ülkeyi yönetenler de bilmiyor. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz iyi niyete dayalı ama yapmak zorunda olduğumuzda bir çalışma. O nedenle usule uygun mu değil mi? Yönetmeliklere uygun mu değil mi? Buna bakacağız ve bunun da uygun olduğu görülüyor, anlaşılıyor. O nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bütçede şunları önemseyerek kabul oyu vereceğimizi anlatmak istiyorum. Bir kere 2025 yılı bütçesi incelendiğinde kanunun ilgili maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve bütçeyi oluşturan cetvellerin de mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı anlaşılıyor. Aynı zamanda belediye bütçesi idarenin stratejik planı ve performans ölçüleriyle uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir biçimde hazırlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle ilgili önemli başlıklar şudur. Bütçe, gider bütçesi 2024 yılına göre %50'nin üstünde bir artışla 13 milyar 508 milyon liraya, gelir bütçesi de %80'e yakın bir artışla 13 milyar 187 milyon küsur liraya çıkarılmıştır. 2024 yılı 2025 yılında 320 milyon 100 bin lira civarında bir borçlanma öngörülmektedir. Ancak bugünkü mali koşullar altında borçlanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kuşkuludur. Çünkü hem finans dünyasının hem hükümetin mali politikalarının buna çok elverişli olmadığını da biliyoruz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hizmet yaptırmamak adına pek çok kısıtlamalar getirmeye çalışan bu hükümetin uygulamalarında bize kredi verecek banka bulmakta da zorlanacağızdır. Bunun da böyle bilinmesinde yarar var. Ben bütçeyi hazırlayan arkadaşlarımıza yeniden teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına da olumlu oy vereceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey buyurun. Önce grup başkan vekillerine söz vereceğim, sonra tek görüşmelere. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, basın mensupları, değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza eleştiriler için teşekkür ediyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na, belediye bütçesini bir mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren, meclisçe mali yıl başına uygulamaya konulmak üzere görüşülüp kabul edilen hukuki bir metin olarak tarif ediyoruz. Bütçelerde izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinde yer alır ve varsa stratejik plan ve performans programlarını dikkate alınarak hazırlanır. Bütçeler, harcamaların nereye yapıldığını gösteren gider bütçesi, giderlerin kaynağını gösteren gelir bütçesi olmak üzere iki taraflıdır. Bütçelemede kaynakların nasıl kullanıldığı kadar, gelirlerin hangi kaynaklardan toplandığı ve etkin toplanıp toplanmadığı da önemlidir. İyi bir bütçe sistemi ilkeleri, kapsayıcı, tutarlı, karşılaştırılabilir, gerçekçilik ve samimiliktir.
Kötü bir yerel yönetim bütçe sisteminin özelliklerinden biri öngörülemezlik, diğeri yetersiz ve güvenilir olmayan veri ve bilgi sistemleridir. Öngörülemezlik bütçe tahminlerinin gerçekçi yapılmaması, bütçeden özellikle yıl içinde yapılan keyfi kesintiler, ödenek nakit uyumsuzluğu gibi hususlar bütçelerin bir planlama aracı olarak kullanılmasını ciddi bir biçimde engeller. Yetersiz ve güvenilir olmayan veri ve bilgi sistemleri ise bütçe kararlarını destekleyen bilgi sistemleri iyi bir bilgi akışı sağlayamıyorsa ulaşılan sonuçların değerlendirilmesi ve ona göre politika oluşturulması imkansızlaşır. Gelir ve bütçe tahmininizi gerçekçi ve doğru bir şekilde yapmanız size hangi hizmetler için ne ölçüde kaynak ayıracağınız konusunda yardımcı olacak. Gerçekleşme şansı yüksek olan gelir tahminine uygun gider bütçesi yapmanızı kolaylaştıracaktır. Gerçeğe uygun olmayan gelir tahminleri ise gerçekleşme yüzdesi çok düşük olan başarısız bir bütçe hazırlanması sonucuna yol açacak ve yapacağınız hizmetlerin etkinliği azalacak, stratejik planda taahhüt ettiğiniz hizmetlerin aksaması veya yapılamaması gibi bir durum ile karşı karşıya kalacaksınız. Bütçeleme ile ilgili bu genel bilgilerden sonra meclis gündemimize sunulan 2025 mali yılı tahmini bütçesini bu bilgiler ışığında incelediğimizde 2021-2023 yılı bütçe gelirleri gerçekleşme oran ortalamasının %107 olduğu, buna paralel olarak bütçe gider gerçekleşme oran ortalamasının %85'lerde kaldığı anlaşılmaktadır. Yani tahmin edilen gelirlere ulaşılmasına rağmen beklenen, planlanan yatırımların yapılmadığı anlaşılmaktadır. 2023 yılında 3 milyar 800 milyon Türk lirası gelir gerçekleşmesi sağlanmış. 2024 yılında bu gelirin 7 milyar 375 milyon olacağı tahmin edilmiş. 2025 yılında toplam gelirlerin ise 13 milyar 187 milyon Türk lirası olacağı tahmininde bulunmuştur. 2023 yılına göre %247, 2024 yılına göre %78'lik artışın öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Vergi gelirlerinde 2024 yılına göre %13'lük artışın öngörüldüğü anlaşılmakta, bu oranın düşük tespit edildiği görülmektedir. Vergi gelirlerinin yeniden değerleme oranında artırılması gerektiği kanaati taşımaktayız. 2023 yılında 370 milyon Türk lirası olarak gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 2024 yılında 813 milyon 327 bin Türk lirası, 2025 yılında ise 1 milyar 205 milyon 627 bin Türk lirası olarak tahmin edildiği anlaşılmaktadır. 2023 yılında 2.7 milyon Türk lirası olarak gerçekleşen bağış, yardım ve özel gelirlerin 2024 yılı bütçe kitapçığında 29 bin Türk lirası olmasına rağmen 191 bin Türk lirası düzeltme ile tahmini 220 bin Türk lirası olarak yer alması ve 2025 yılında yine 29 bin Türk lirası olarak tahmin edilmesi kurumun bütçelemede zafiyet içinde olduğunun göstermesi açısından kayda değer bulunmuştur. Kurumun gelir kaleminde ana kalemin yine diğer gelirler olduğu, 2023 yılında 3 milyar 366 milyon Türk lirası olarak gerçekleşen bu gelir kalemi 2024 yılında 5 milyar 497 milyon Türk lirası, 2025 yılında ise 2023 yılına göre %195, 2024 yılına göre ise %81'lik artış ile 9 milyar 931 milyon 954 bin Türk lirası olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunulmuştur. Merkezi idareden alınan pay 9 milyar 772 bin 359 Türk lirası ile 2025 yılı gelir bütçesinin %74'üne tekabül etmektedir. Her fırsatta eleştirdiğiniz hükümetimiz yerel yönetimlere kaynak aktarma konusunda elinden geleni yapmaktadır. Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı 2025 yılında 1 trilyon 344 milyar liraya çıkarıyoruz. 2002 yılında bu kaynağın bütçe içerisindeki payı %4 iken bu oran 2025 yılında
%9.1'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Üstelik sadece 2023 yılı Sayıştay raporunda yer aldığı gibi idarenin sorumlu sıfatıyla kestiği sosyal güvenlik prim kesintilerini sosyal güvenlik kurumuna süresinde ödememesi, idarenin sorumlu sıfatıyla kestiği vergi gelir idaresi başkanlığına süresinde göndermemesi, asgari ücret destek primi tutarlarının işsizlik sigorta fonuna aktarılmamasına karşın devlet millet için var gücüyle çalışmaktadır. Zamanında ödenmeyen bu emanetlerden kaynaklı belediyenin katlandığı gecikme zammı ve gecikme faizinin muhatabı ve sorumlusu kimdir sorusuna cevap bulunmalıdır. Yine 2023 yılında 32 milyon Türk lirası olarak gerçekleşen sermaye gelirlerinin 2024 yılında 1 milyar 20 milyon Türk lirası, 2025 yılında ise 2 milyar 8 bin Türk lirası olarak tahmin edildiği anlaşılmaktadır. Kurum 2025 yılında 1 milyar 400 milyon Türk lirası değerinde bina, 600 milyon değerinde arazi, arsa satışı planladığı anlaşılmaktadır. Bu çok ciddi anlamda mülk satışıdır. Bu kadar mülkü olan kurum niye vaktinde satış yapıp borçlarını ödeyip faiz ve gecikmelerden kurtulmaz? Anlamak mümkün değildir. Diğer bir anlatımla 2025 yılında planlanan toplam yatırım tutarı 2 milyar 985 milyon olduğunu düşünürsek yatırımın finansman kaynağını satışlar ve borçlanma olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. 25 yıllık CHP yönetiminden sonra belediye maalesef satmadan ve borçlanmadan yatırım yapamaz hale gelmiştir. 2024 yılında öngörülen %16'lık bütçe açığından sonra 2025 yılında bütçe açığının düşmesini olumlu bulmaktayız. Red ve iade edilenler sonrası 2025 yılı toplam gelirinin 13 milyar 187 milyon 900 bin Türk lirası olarak tahmin edildiği anlaşılmaktadır. 2024-2026 çok yıllı gelir bütçeleriyle 2025-2027 çok yıllı gelir bütçeleri arasındaki farklar ise kurumun yasal savmak adına bütçe çalışması yaptığını ortaya koymaktadır. 2023 yılı Sayıştay raporundan izah edildiği üzere 5 CHP ilçe belediyesinin tahsil ettikleri çevre temizlik vergisinin %20'sini Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği, bu nedenle idare tarafından herhangi bir tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmediği, ilan, reklam, tanıtım yönetmeliğinde belirtilen mevzuat hükümlerine uyulmadığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan iş yerlerinin olduğu, taksi durağı olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin ihale yapılmaması ve geçmişe yönelik ecir misil alınmaması belediyenin büyük bir gelirden yoksun kaldığını göstermektedir. Gelir kaynaklarını bilmeden, doğru tahsilat sistemi kurmadan bütçe yapan kurumun bütçe başarısı ise ayrıca sorgulanmalıdır. 2024 yılı tahmini gelir bütçesinin Ekim 2024 sonu itibariyle analiz ettiğimizde gelir bütçesinin şu ana kadar ancak %70'ler dolayında gerçekleştiğini görmekteyiz. Diğer gelirlerde yani devlet katkı paylarında tahmin edilen gerçekleşmenin %83'lerde olduğu, sermaye gelirleri gerçekleşmesinin ise %0.42'de kaldığı anlaşılmaktadır. Tahmini bütçede sermaye gelirlerinin yüksek tutulmasının anlamı galiba bütçe açığını gizlemek olduğu gerçeğidir. Ekim 2024 ayı sonu itibariyle 5 milyar 207 milyon 181 Türk lirası olarak gerçekleşen gelirin 2025 yılında 13 milyar 187 milyon 900 bin Türk lirası olacağı tahmininde bulunmak oldukça iyimser bir yaklaşım olarak bulmaktayız. Giderler incelendiğinde 2023 yılında 4 milyar 64 milyon 707 bin Türk lirası olarak gerçekleşen giderlerin 2024 yılında %118'lik artışla 8 milyar 860 milyon Türk lirası olarak tahmin edildiği, 2025 yılında ise 2024 yılına göre %52'lik artış ile 13 milyar 508 milyon Türk lirası olarak tahmin edildiği anlaşılmaktadır. Personel ve sosyal güvenlik prim giderlerinin 2023 yılında 473.4 milyon Türk lirası olarak gerçekleştiği, 2024 yılında 788.6 milyon Türk lirası olarak tahmin edildiği, 2025 yılında ise 2024 yılına göre %71 civarında bir artış ile
1.345.000.000 bulacağı tahmin edilmiştir. Kurumun ana gider kaleminin mal ve hizmet alımı olduğu ortadadır. 2023 yılında 2.301.000.000 Türk lirası olarak gerçekleşen bu gider kaleminin 2025 yılında %195'lik artışla 6.773.000.000 Türk lirası olarak tahmin edildiği anlaşılmaktadır. Gider kalemi içinde yer alan hizmet alımlarının 2023 yılına göre %222 artış ile 2025 yılında 4.521.000.000 Türk lirası olarak tahmin edildiği anlaşılmaktadır. 2023 yılında 27.000.000 Türk lirası olarak gerçekleşen görev giderlerinin 2025 yılında 186.3 milyon Türk lirası olarak tahmin edilmesi oldukça düşündürücüdür. Bu gider kaleminin de dikkat edilmesi gereken çok konu mevcuttur. Nitekim 2023 yılı Sayıştay raporunda yer alan doğrudan temin limitlerinin altında kalmak amacıyla alımların kısımlara bölünmesi, parasal limit dahilinde yapılan mal alımlarında bütçeye konulan ödeneğin %10'un kamu ihale kurulunun uygun görüşü alınmadan aşılması, belli süreyi gerektiren mal, hizmet, yapım işleri kapsamındaki doğrudan temin alımlarında sözleşme imzalanmaması ve alımı yapılacak ihtiyacın niteliklerinin ilgili dokümanlarda belirtilmemesi, bu bulgular hareket edilmesi ve bu gider kalemlerinin kurumun azami özen göstermesi gerektiğini ve ona göre harcama tahminlerinde bulunması önem arz etmektedir. Kurum bu gider kaleminin kontrol altına almadıkça yaptığı hiçbir bütçenin başarılı olma şansı yoktur. Nitekim 25 yıllık süre mevzu kaynaklarının bu kalemde tüketilmesi yatırım alanlarına kaynak bulunamamasıdır. Faiz giderlerinin 2025 yılında 132.5 milyon Türk lirası olarak tahmin edildiği, önceki yıllara göre azalma eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Kurumun 2023 yılında 162.7 milyon Türk lirası olarak gerçekleşen cari transferlerinin 2024 yılında 265.9 milyon Türk lirası, 2025 yılında bütçesinde ise 907 milyon Türk lirası olarak tahmin edildiği anlaşılmaktadır. Bu gider kalemine dikkate değer harcama kalemi 2025 yılında 567 milyon Türk lirası olarak tahmin edilen hane halkına yapılan transferlerdir. Kurumun mevcut borçları katlandığı faizler, bedelini henüz ödeyemediği kamulaştırmalar dururken bu denli transferi doğru bulmamakla beraber dağıtımda gerçek hak sahiplerinin öne alınması en büyük dileğimizdir. Yatırım harcama kalemi olarak görülen sermaye giderlerinin 2023 yılında 919 milyon Türk lirası olarak gerçekleştiği, 2024 yılında 2 milyar 632 milyon Türk lirası olarak tahmin edildiği, 2025 yılında ise 2 milyar 986 milyon Türk lirası gider tahmininde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu gider kalemi içinde vatandaşı direkt ilgilendiren yatırım kalemi gayrimenkul sermaye üretim gideridir. Belediyenin en başarısız olduğu yatırım alanlarından biri olarak görülmektedir. İnanmayanlar için söylüyorum. 2021 yılında gayrimenkul sermaye üretim giderleri gerçekleşen gider bütçesinin %6.95'i kadar, 2022 yılında %7.60'ı kadar, 2023 yılında %12.46'sı kadar gerçekleşmiştir. 2024 yılında bu oran gider bütçesinin %18.3'ü olarak tahmin edilmiş olup 2025 yılında ise %13 nokta tahmininde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu soruya vereceğiniz cevap tahminlerinizin doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koyacaktır. 2024 yılı T1 cetvelinde yer alan 77 araçtan kaç adedini aldınız? 2024 yılı G cetvelinde yer alan 2 milyar 631 milyon 780 bin Türk lirası tutarlı 36 adet yatırım projesinin kaç adedini gerçekleştirdiniz? 2025 yılı T1 cetvelinde yer alan 121 adet araç alımınız nasıl gerçekleşecek? 2025 yılı G cetvelinde yer alan 2 milyar 985 milyon 783 bin Türk lirası tutarlı 29 adet yatırımın projesini nasıl gerçekleştireceksiniz? Bunlara verilecek cevaplar bütçenin gerçekleştiği ve uygulanabilirliğini ortaya koyacaktır. 2021, 2022, 2023, 2024'te bütçelerde yer alan ama gerçekleşmeyen yatırımların takipçisi olacağınızı bilmenizi isteriz. 2025 yılı gider bütçesinde 420.8 milyon Türk lirası sermaye transferi gerçekleşeceği,
2 milyon borç verme işlemi gerçekleşeceği ve 942 milyon Türk lirası yedek ödenek kullanacağı tahmininde bulunduğu anlaşılarak 2025 yılı toplam gider bütçesinin 13 milyar 508 milyon Türk lirası tahmininde bulunulduğu anlaşılmaktadır. 2024-2026 yılı çok yıllı gider bütçesi ile 2025-2027 yılları çok yıllı gider bütçeleri arasındaki farklar çok yıllı bütçesinin yasak sağmak adına yapıldığını göstermesi açısından kayda değer bulunmuştur. 8 milyar 860 milyon Türk lirası olarak tahmin edilen 2024 yılı bütçesinin Ekim ayı 24 sonu itibariyle 5 milyar 345 milyon 880 bin Türk lirası olarak gerçekleşti ve gerçekleşme oranının %60'lar civarında olduğu anlaşılmaktadır. İlk 10 ayın sonunda personel, sosyal güvenlik, mal ve hizmet alımı giderlerinin 2024 yılı için tahmin edilen rakamlara ulaştığı ve bütçeyi aşacağı anlaşılmaktadır. Daha şimdiden 144 milyon olarak tahmin edilen tüketime yönelik mal alımlarının 612 milyona, 52 milyon olarak tahmin edilen hane halkına transferlerin 169 milyona çıktığı, bütçelemenin dışına çıktığı anlaşılmaktadır. 2024 yılı tahmini bütçesinde 2 milyar 632 milyon 140 bin Türk lirası olarak belirlenen sermaye giderlerinin Ekim ayı sonunda %31'lik gerçekleşme ile 823,5 milyon lirada kaldığı görülmüştür. Finansmanın ekonomik sınıflandırılmasında 2025 yılında 320 milyon Türk lirası bütçe açığı ile bütçe denkliğini sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmış. 2025 yılında 190 milyon Türk lirası, 2027 yılında ise 561 milyon Türk lirası bütçe açığı öngörülerek denklik sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 2024 yılında öngörülen %16.75 bütçe açığının gerçekleşmemesini temenni ederken 2025 yılı bütçe açığının satışlar olmasa %17 olduğu gerçeği görülecektir. Daire başkanlıkları bazında gider bütçesini incelediğimizde özel kalem, basın yayın, kültür müdürlüğü bütçeleri 2025 yılı toplamının 570 milyon Türk lirası olarak tahmin edildiği anlaşılmaktadır. Buna karşın tarımsal hizmetler daire başkanlığı bütçesi gider bütçesinin %1.55'i kadar, kentsel dönüşüm daire başkanlığı bütçesi gider bütçesinin %4.82'si kadar, gençlik ve spor hizmetleri daire başkanlığı gider bütçesinin %1.36'sı kadar, sosyal hizmetler daire başkanlığı bütçesi gider bütçesinin %4.38 kadar olduğu, hukuk müşavirliği bütçesinin 16.1 milyondan 2025 yılında 104.7 milyona çıkarıldığı, satın alma daire başkanlığı bütçesinin 15.9 milyondan 2025 yılında 163.3 milyona çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Bu iki başkanlık bütçelerinin 2025 yılı artışı önemli bulunmuştur. Bütçe kullanımı bakımından toplu taşıma, mali hizmetler, yol bakım onarımı, park ve bahçeler, fen işleri daire başkanlıklarının ilk sıraları aldığı anlaşılmaktadır. 2025 yılı gelir tarifesi cetvelleri incelendiğinde 2024 yılı tarifelerine göre %50 ile %100 arasında bir artışın olduğu görülmektedir. Buna birkaç örnek vermek gerekirse Sazova Amfiteyatro kiralama ücretleri mesai saatler içinde 1 saat 6 bin liradan 9 bin liraya, fazla her saat için 3 bin liradan 4.800 liraya çıkarıldı. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonu'nun hafta içi 1 saati 1.300 liradan 2.080 liraya, hafta sonu ise 2 bin liradan 3.200 liraya çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca verilen numarataj belge ve plaka 170 liradan 260 liraya çıkarıldı. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na tahsis edilen özel mezarlık ücretlerinin 2 kişilik ücretinin 18 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldığı, 4 kişilik ücretin 36 bin liradan 60 bin liraya çıkarıldığı, mezar yapım izin ücreti bedellerinin 20 bin liradan 33 bin liraya çıkarıldığı, nikah salonu kiralama ücretlerinin 1 saatlik ücretin 2500 liradan 4 bin liraya çıkarıldığı, imar şehircilik daire plan ve imar planı teklif telif incelemesi ücretinin 2024 yılına göre %100 artışının olduğu, imar plan teklif incelemesi onay ücretleri imar hizmetleri bedellerinde 2024 yılına göre ciddi oranlarda artışın görüldüğü anlaşılmaktadır.
İtfaiye dairesinde tahakkuk edilen 2 yıllık baca temizleme uygunluk belgesinin 16 bin liradan 40 bin liraya çıkarıldı. Müze ücretlerine %50 ile %100 arasında değişen oranda zamlar yapıldı. Atatürk Kültür Sanat Kongre Merkezi'nin sahne kiralama ücretinin 30 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nca tahakkuk ettirilen ilan ve reklam izin belgelerine %100 zamlar yapıldı. Dolmuş, minibüs, taksi, plaka, ticari araç yetki belgelerinin 6 bin liradan 150 bin liraya, taksi plaka ticari taksi yetki belgesinin 800 liradan 10 bin liraya, dolmuş plakaların 9 bin liradan 15 bin liraya, minibüs plakalarının 1000 liradan 20 bin liraya çıkarıldığı anlaşılarak gelir tarifelerinde dengesiz bir artış olduğu görülmektedir. 2025 mali yılı bütçesinin yukarıdaki belirttiğimiz gibi önce giderlerini belirleyip sonra gelirlerinin gidere göre belirlendiği aşikardır. Belediye sermaye gelirlerini yüksek göstererek bütçe açığını gizlemekte, gelirler ancak cari giderleri karşılamaktadır. Bütçede yatırıma kaynak ayrılmış gibi gösterilmesine rağmen maalesef yatırıma kaynak yoktur. Yukarıda izah ettiğimiz gibi kaynak yaratma adına bir gayret ve çaba da yoktur. Bütçelemede dikkat edilmesi gereken tutarlılık, gerçekçi ve samimiyet kurallarının bu bütçede var olduğuna inanmıyoruz. Öngörüsüz buluyor ve güvenilir olmayan bir bilgi ile yapılmış olduğunu, gelirlerin fayda maliyet analizi yapılarak doğru kullanılması için acilen önlem alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Yüce Meclis'in bilgisine saygıyla arz ederim. Teşekkür ediyoruz. O zaman buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 2025 yılı performans programı hakkındaki görüşlerimizi sunmak üzere söz almış bulunmaktayım. Performans programında birinci amaç şehrimizin en büyük problemi olan trafikte yapılacak olan iyileştirmeler için belirlenen hedefleri görmekteyiz. Belirlenen hedeflere baktığımızda bunların içerisinde 25 adet elektrikli araç almak, 31.433 olan filo yolcu taşıma kapasitesinin 35.233'e çıkarmak, 60 kilometre olan yüksek kapasiteli ve konforlu toplu taşıma hat uzunluğunu 6 kilometre artırarak 62 kilometreye çıkarmak, bisiklet yolunun 72,5 kilometre hayata geçirilmesi, yeni yapılacak yaya yolu ve bisiklet yolu uzunluğunu 21 bin metre ilave yapmak. Performans programında amaç 1, hedef 1.2'de ise trafik akışını iyileştirecek ve otopark kapasitesini artırmak hedefinde performans göstergelerine bakıldığında performans göstergesi 6. maddede 5 adet sinyalizesi kavşak yapmak, performans göstergesi 7. maddede ulaşım alı planını %20 oranında tamamlamak, performans göstergesi 8. maddede yeni açılacak, genişletilecek ve yenilenecek yolların toplam uzunluğunu 330.700 metre yol ve 33 kilometre yapmak. Performans göstergesi 9. maddede yollara yönelik bölgesel onarım miktarını 50.000 ton olarak belirlenmiştir. Amaç 1'de hedeflerle performans göstergelerini okuduk. Burada şehrin çile haline gelmiş olan trafiğinin rahatlanması için hedeflenen hiçbir faaliyetin olduğunu göremedik. Seçimler yapılalı yaklaşık bir yıl geçti. Hiçbir şey yapılmadı. 2025 yılında da trafiği rahatlatacak yatırım yapılamayacağı öngörülüyor. Ulaşımla ilgili neden başarısız olduğunuzu, stratejik planın ilgili bölümlerinde riskler, tespitler ve ihtiyaçlar bölümde zaten kendiniz itiraf etmektesiniz. Performans programının amaç ve hedef 2.1 ve 2.3'teki hedeflerde sadece göstermelik amaç ve göstermelik hedefler belirlenmiştir. Değerlendirmeye gerek görmüyoruz o yüzden. Amaç 3'te hedef 3.1, 3.5'te kültürel ve sanatsal yaşamı zenginleştirmek olarak belirlenmiştir. Performans göstergesi olarak konser, tiyatro, festival, sergi gibi faaliyetler bulunmaktadır. Amaç 5'te ise sosyal adaleti ve kapsayıcılığı artırmak amacı ile hedeflerinde ve performans göstergelerinde yine bildik sosyal ve kültürel faaliyetler yer almaktadır. Amaç 6'da ise afetlere karşı dirençli ve planlı bir şehir yapısı kurmak amacında hedef 6.1'de açıklamalar bölümünde fizibilite hazırlanması, insan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurların kent ölçeğinde tespit edilmesi, afetlere duyarlı kentsel dönüşüm ve nitelikli yapılaşmanın sağlanması, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerektiği tespit edilmiştir, denilmektedir.
Performans göstergesi 69'da Gündoğdu 1 ve Gündoğdu 2 gündem kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri yapım işleri %10 olarak belirlenmiştir. 25 yılda 24 daire yapan yönetim 2025 yılında ne yapacak hep birlikte takip edeceğiz. Yine amaç 6'da afetlere karşı dirençli ve planlı bir şehir yapısı kurmak amacında belirlenen hedefler ile performans göstergelerinde eğitim sayısı, katılacak kişi sayısı, sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülecek faaliyet sayısı gibi unsurlar belirlenmiştir. Türkiye'nin ve şehrimizin bir gerçeği olan depremin ve iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin yaşanması ihtimaline karşı ciddi bir planlama ve yatırım yapılamayacak olması şehrimiz için çok ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Amaç 7'de sağlıklı yaşam imkanlarını artırmak amacında çeşitli spor etkinlikleri hedeflenmektedir. Performans göstergesi 82'de yeni yapılacak rekreasyon alanı sayısı 1 adet olarak belirlenmiştir. 25 yıldır şehri yönetenlerin 2 adet park yaptığını göz önüne alırsak 1 yılda 1 adet yapmak büyük başarıdır. Amaç 8'de gençler için ekonomik ve sosyal fırsatlar yaratmak, hedefler ve performans göstergeleri, sayılar, oranlar, etkinlikler, memnuniyet oranı gibi oranlardan oluşmaktadır. Amaç 9'da kurumsal kapasiteyi artırmak olarak belirlenmiştir. Hedefler arasında mali kaynakların daha etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Hedef bu olduğuna göre 25 yıldır yönettiğiniz belediyede bu zamana kadar mali kaynakların etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmediği anlaşılmaktadır. Eğer şeffaf bir belediyeyseniz işe SGK ve vergi borçlarınızı açıklamakla başlayabilirsiniz. Sonuç olarak şehrimizin kronik sorunu olan trafik konusunda trafiği rahatlatacak bir projenin ve yatırımın bulunmayışı, stratejik planda yönetimin riskler ve tespitler bölümünde belirtildiği gibi doğal afetler ve depremle ilgili hiçbir önlemin alınmadığı, projenin olmadığı ve yatırımın yapılmadığı, şehrin çok kötü olan altyapısıyla ilgili neler yapılacağının belirlenmediği, kentsel dönüşümle ilgili Gündoğdu'da %10 dönüşümün hedeflendiğinin muallak ifadelerle belirlenmesi, stratejik planın riskler, tespitler ve ihtiyaçlar bölümünde yönetimin bütün problemlerinin farkında olduğu ancak çözüm için bir plan, program ve proje ortaya koymadığı, sadece sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin bulunduğu, bu faaliyetlerinde başarılarının ölçülmesi mümkün olmayan faaliyetlerden oluştuğu bir performans programı yapılmıştır. Yine algılarla yönetilecek, projelerin, yatırımların yapılamayacağı bir 2025 yılı geçireceğiz gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Evet, Nihat Bey buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, şimdi konuşmacı hatip arkadaşlar, genellikle Ahmet arkadaşımız tamamen rakamsal verilere girdi. Ben konuşmamı rakamsal verilere değil, hazırladığımız plan bütçe programının tamamen performans programına dayalı olarak buradaki çalışmalara özdeş olarak hazırlandığını ve buradaki performans programının hazırlanmasında Büyükşehir Belediye'mizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin 2025 yılı performans programımız, evvela amacını anlatayım da 5018 sayılı, şu gözlüğüm de vardı, gözlüğü nereye koydum bugün? Gözlüğüm vardı, ver şunu bakayım. Ha tamam, buradaymış, tamam bir dakika. Artık 2025 yılı performans programımız 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile 26.927 sayılı kamu idarelerince hazırlanacak performans programı hakkında yönetmelik çerçevesinde 2025-2029 stratejik plan doğrultusunda hazırlanmıştır. Performans programı kamu idarelerinin bütçe taleplerini ve kaynak kullanımını ulusal kalkınma hedefleri ve yerel ihtiyaçlarla uyumlu hale getiren önemli bir araçtır. Bu çerçevede söz konusu program, yerel yönetimlerin etkinliğini artırmak, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak adına büyük bir öneme sahiptir. Dengeli kalkınma anlayışını benimseyerek sürdürülebilir ulaşım sistemleri,
iklimsel ve çevresel dayanıklılık, kırsal kalkınma, kültürel mirasın korunması, sosyal adalet ve kapsayıcılık gibi öncelikle odaklanan şehrimizin bütüncül gelişimini hedefliyoruz. Program, ulaşım altyapısını güçlendirerek şehir içi hareketliliği arttırmaya, yenilenebilir enerji kullanımı ile çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmeye, kırsal bölgede yaşam kalitesini yükseltmeye, kültürel ve sanatsal zenginlikleri turizmle entegre etmeyi, sosyal hizmetlerin erişimini kolaylaştırarak dezavantajlı gruplara destek sunmayı, sağlıklı yaşam alanlarını arttırmayı ve afetlere karşı dirençli bir yapı oluşturmayı amaçlayan somut projelerlik faaliyetler içermektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerini, bu plan bütçedeki hedeflerini böyle belirlemiştir. Şimdi arkadaşlar burada konuşuyor. Rakamlarla derken tabii ki biz performans programını hazırlarken 2005-2029 stratejik planda 9 amaç ve 24 hedef yer almaktadır. Bu amaçlar ve hedefler belediyemiz misyon ve vizyonu çerçevesinde belediyenin hizmet sunumunda öncelikli alanlar olarak ortaya koymaktadır. Bizim bu performans programını hazırlarken misyonumuz ve temel değerlerimiz vardır. Misyonumuz, Eskişehir'de yaşanan nesillerin daha iyi yetişmesini ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak. Vizyonumuz, dengeli kalkınan, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Eskişehir. Temel değerlerimiz, yenilikçilik ve değişime açık olma, etkinlik ve verimlilik, sürdürülebilir ve uzun dönemli yönetim, açıklık ve şeffaflık, yetkinlik ve kapasite, canlıya ve çevreye duyarlılık, hukukun üstünlüğü, erişebilirlik, hesap verebilirlik, kadın erkek eşitliğine duyarlılık. Şimdi arkadaşlar bizim hazırladığımız performans programında 9 tane hedefimiz var. Birincisi sürdürülebilir ulaşım sistemini geliştirmek. Bu birinci toplu taşıma sistemleri ve alternatif ulaşım yollarını geliştirmek, trafik akışını iyileştirecek ve otopark kapasitelerini artıracak çalışmalar yapmak. Bu performans kitapçığında detaylarıyla mali şeyleri hesaplanarak, mali giderleri, maliyetleri hesaplanarak açıkça belirtilmiştir. Hepimizde var bu, okuyarak görürsünüz. İkincisi, kırsal bölgelerde çok yönlü kalkınmayı desteklemek. Tarımsal ürünleri çeşitlendirecek ve desteklenecek, kırsal ekonomi güçlendirilecek. Bununla ilgili de çalışmalar var, bakarsınız orada. Üç amaç konumuz, kültürel ve sanatsal değerleri koruyarak turizmi geliştirmek. Kültürel ve sanatsal yaşam zenginleşecek, tarihi ve kültürel miras korunacak ve tanıtılacak, tematik merkezler geliştirilecek. Amaç ve konumuzdan dördüncü şey ise çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmak. Bir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesi artırılacak. İki, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamaları geliştirilecek. Üç, yeşil alanlar korunacak ve sürdürülebilir uygulamalar geliştirecek. Burada da her şey çok detaylı, çalışmalar açık açık kitapçıkta vardır, maliyetleri de var. Beş, sosyal adaleti ve kapsayıcılığı arttırmak. Sosyal hizmetlerin etkinliğini artıracak ve sosyal uyumu desteklenecek. Dezavantajlı bireylerin şehir yaşama katılımı artırılacak. Üç, kadın erkek eşitliğine duyarlılık artırılacak. Dört, herkes için erişilebilir eğitim fırsatlığı artırılacak. Amaç ve konu altı, afetlere karşı dirençli ve planlı bir şehir yapısı kurmak. Dirençli kentsel erişim alanları geliştirilecek. Kriz durumlarına hazırlık ve müdahale kapasiteleri artırılacak. Yedi, sağlıklı ve yaşam imkanlarını artırmak. Bir, reaksiyon alanları ve rekreatif etkinlikler çeşitlendirilecek. Spor tesisleri ve spor altyapısı geliştirilecek. Halk sağlığı korunacak ve toplumsal refah yükselecek. Sekiz, gençler için ekonomik ve sosyal fırsatlar yaratmak. Bir, eğitim ve sosyal yaşam desteklenecek. İki, yenilikçilik desteklenecek ve dijital erişim imkanları artırılacak. Dokuz, kurumsal kapasiteyi artırmak. Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecek. Varlık yönetimi optimize edilecek. Sivil iş birlikleri güçlendirilecek. Toplumsal kalkınma artırılacak diye. Biz bunları yaparken 2025 yılı performans programında 2025-29 stratejik plan ve 2025 yılı yatırım programı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 2025 yılı performans programında toplam 92 faaliyetimiz, 115 performans göstergesi ve 12 alt gösterge bulunmaktadır. Bunlar aşağıda
tablolar şeklindeki şeyler sıralanmış. Ben zaman almak için isterse okumayayım bunları. Teşekkür ederiz. Ha, okumayayım bunları. Ondan sonra başkanım 2025 yılı yatırım programımızda 20 adet proje yatırımı belirlenmiş olup tamamı performans programındaki ilgili faaliyetlerle ilişkilendirilmişti. Bu da aşağıdaki tablolarda var. Buradaki belirlediğimiz şeylerde tamamen ayırdığımız 2025 yılı performans program bütçesindeki bu hedeflerimizin hepsinin maliyetleri yatırabilirliği bütçemize göre hazırlanmıştır. Bizdeki bütçeler bu ülkedeki ekonomik durumda enflasyonun %150'lere vardığı ve bu yaşadığımız ülkede 22 yıllık yönetimde 3 trilyon dolar yakında vergi topladığı, bu topladığı vergiler yetmez gibi öğrencilere bir kahvaltı vermekten imtina ettiği, bugün öğretmenlerimiz gibi değerli insanların hayat standartlarının altında, açlık sınırının altında ücret verdiği, hastanede ilaç bulamadığımız, yoksulluğun, hırsızlığın yol gösterdiği bir hükümet yönetiminde belediyelerimizin bu sistemde sigorta primleri adı altında primlerini kesip ve belediyemizin bu sigorta borçları belediyenin kendinden değil, belediyenin hükümet tarafından kurdurduğu şirketler tarafından işlerimize taahhüt eden borçlar ama herhangi bir sorum yapmadan da bir sürü paralarımızı kestiğini en yakın örnekleri bizim buradaki 3 belediyede mevcut. Böyle bir yerde ülkenin tabii ki bütçeyi hazırlarken, ekonomik bütçeyi hazırlarken bir öngörüsüzlük var. Önünü göremiyoruz, önümüzü göremiyoruz. Çünkü ülkede ne olacağı belli değil. Her gün değişik bir şeylerle uyanıyoruz. Ama en önemlisi, madem öyle yapıyoruz, en önemlisi ekonomi. Ekonomide ne önümüzü görebiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz. Ama gelin bakın, bizim belediyelerimiz var. 3 tane belediyemiz var, ilçe belediyelerimiz var. Hepsi bizlerden toplanan vergilerle, halkımızdan toplanan vergilerle bu ülkede neler yapıyor, şehirlerde neler yapıyor? İşte ülkeyi yönetiyor. Yani her şey güzel yönetiliyor diye düşünüyorum. Buradaki hazırlanan programlarımız belirli bir kaynakları var, belirli bir yerleri var. Tek tek incelenerek yapılıyor. Ama bunun karşılığında maalesef ülkenin düştüğü durum ortada. Ülkemiz ne halde dediğimiz gibi ülkede hiçbir şey sabahı göremiyoruz. Bizim hazırladığımız performans programı tamamen sık incelemelerde, sık değerlendirilerek, her şey tahmini hesaplanarak hazırlanmış bir programdır. Bu programda arkadaşımın söylediği gibi rakamlara tek takılmaya gerek yok. Bugün 3 lira dediğin şey yarın 8 lira oluyor. Ama önemli olan, ben şuna inanıyorum ki biz kendi belediyemizde bu yatırım programını, performans programını hazırlarken daima değerlere sabit kaldık, hayalci olmadık ve özellikle de seçim döneminde verdiğimiz ve yapabileceğimiz sözlere bağlı kalarak böyle bir bütçe hazırladık. Ben daha başka bir şey söylemiyorum, istemiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Zeynep Hanım, ilk başta sordum. Evet, ama yani çünkü diğer türlü çok uzun bütçe görüşmeleri ama bu şekilde yapıyoruz, biliyorsunuz. Tamam. Başkanım yine de bir şöyle yönetmelikte buna emrediyor. Diyor miyim? Ki önce konuşalım. Konuşur. Bir dakikalık sorun hani başkan vekili şey günü ya. Ama Zeynep Başkanım şimdi siz konuşursunuz arkadan bir başkası. Bu da ayrıca öğretmenler günü. Bir başkası daha söz ister, iş uzar gider. Ama şimdi rica ederim efendim. Orada bir dakika. Biliyorsunuz bu görüşmelerde ilk başta soruluyor. Tek başkanım, tek görüş bildirmek isterseniz onu bir sonraki toplantıda eski başkanım, konuşulurken eski Yılmaz beraber. Yılmaz Büyükerşen her türlü şey yapardı. Meclise giderdi, çeker giderdik. Sadece Nihat Bey şunu söylemek istiyorum. O zaman şöyle istiyorum. Yapacağım. Sadece bir dakika. Size bir dakikada Ali Aydar Bey'e vereceğim, tamam. Eşitlik sağlansın. Sayın başkanım, oturduğunuz makam bahane üretme yeri değildir. Enflasyon şu bu falan filan. 2024'te tahmini bir bütçe daha yaptınız. Daha ben hiç konuşmadım Zeynep Başkan. Nereden çıkardınız Nihat Bey, mazeret üretimi? Ben Nihat Bey bazında söylüyorum. Kazım Bey de aynı şeyleri söylüyor. Bakın İbni Haldun'un bir sözü vardır. Şehirleri peygamberler yönetmeli der. Nettir. O Nazım Hikmet'in sonra bir söylenti falan çıkmasın Zeynep Başkan. Bazen gerçekten bazı konuşmaları seviye olarak, bilgi ve birikim olarak hemen bazı yerlerde söylememek gerekiyormuş. Oturduğunuz makam bahane yeri değil. Odun pazarı Tepebaşı Eski'nin bütçesiyle tam 25 milyar liralık bir bütçe hazırlamışsınız ortalama.
ve yatırım dedikten sonra 2985 bin lira yatırım bütçesinin büyük bir ihtimalle bunlar cari harcamalarınıza gidecek efendim. Yine yatırım görmeyeceğiz. İnsanları eve kapatarak trafiğe çıkmayın, özel araçlarınıza binmeyin diyerek trafiği halledemezsiniz. Teşekkür ederim. Haydar Bey buyurun. Teşekkürler başkanım. Başka söz vermeyeceğim arkadaşlar. Evet. Buyurun. Şimdi meclis başladığından bu tarafa AKP sözcülerini ve Zeynep Hanım'ı hayretler içerisinde dinliyorum. Sanki bu ülkeyi yöneten ve bugün bu yönetimiyle birlikte 22 yılın sonunda emeklileri, emekçileri sefalet ücretine mahkum eden, tasarruf tedbirleri adı altında belediyeleri çalışmaz hale getirmeye çalışan, en son sosyal belediyecilikten rahatsız olup kreşleri kapatma noktasına kadar giden bir anlayış burada sanki Türkiye'den değil de uzaydan veya başka bir yerden gelmiş insanlar gibi tavır takınıyorlar. Lütfen önce bu ülkeyi yönetirken siz bir doğru yönetin. Bir laf vardır. Güneş çarığı çarık ayağı sıkar. Siz bizim hakkımız olan parayı keserseniz, belediyelerin yapacağı hizmetleri engelleme noktasında her türlü çabayı harcarsanız, öngörülebilirlik noktasında ciddi sıkıntılara hep yaşarız. Siz 22 senedir bu ülkeyi yönetirken neyi öngördünüz? Kuzey-güney çevre yolunu yapıp buna bağlı olarak trafiği rahatlattınız mı da burada sürekli trafik diye gündeme getiriyorsunuz? Evet, biz belediyemiz sizin yapamadıklarınızı her türlü sıkıntıya, soruna rağmen yapma noktasında kararlıdır ve yapılmasıyla ilgili çalışmalar, ihaleler bakarsanız, belediye bürokratlarına sorarsanız öğrenirsiniz. Ya bu kadar belediyeyi karalamayın, kötülemeyin lütfen. Bunu yapa yapa geldiğiniz nokta gene aynı nokta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür ediyoruz Haydar başkanım. Değerli meclis, ben de birkaç cümleyle bugünkü oturumla ilgili görüş bildirmek isterim. Öncelikle bütçe çağrısıyla beraber başlayan süreçte, daha sonra encümene gelmesi ve meclise gelmesiyle ilgili süreçte görev yapan tüm büyükşehirin vefakar ve cefakar personeline teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bütçeyle ilgili bazı toplantıları hani tabiri caizse gözyaşları içinde bitirdik. Arkadaşlarımız çok heyecanla, çok fazla yatırım, çok fazla iş yapmak istediler. Ama sonuçta ülkemizin gerçekleri var, bütçemizin gerçekleri var. Bazı faaliyetleri ve özellikle yatırımları önümüzdeki senelere ertelemeye çalıştık. Fakat tabii ki bütün belediye başkanları gibi ben de isterim ki Eskişehir'de her türlü hizmeti yapalım. Hiçbir para sorunumuz olmasın, her türlü yatırımı yapalım. Fakat gelinen noktada özellikle ülke olarak geçirdiğimiz bu ekonomik krizde ve elbette ki tasarruf tedbirleriyle de beraber gerçekçi bir bütçe önünüze koymaya çalıştık. Ben bütçeye sonuna kadar sahip çıkıyorum. Gerçekçi bir bütçe olduğunu biliyorum. Şu enflasyonist koşullarda biraz önce yapılan eleştirilerde bir bütçeyi %80'lerin üzerinde tutturmak zaten başlı başına çok büyük bir başarı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, evin bütçesini tutturabiliyor musunuz? Mutfağın bütçesini tutturabiliyor musunuz? Hakikaten bu kadar büyük bütçelerin, biraz önce Odunpazarı'nın, Tepebaşı'nın bütçelerini konuştuk. Büyükşehir'in bütçesini konuşuyoruz. Perşembe günde Eski'nin bütçesini konuşacağız. Bu kadar büyük bütçeleri %80'lerin üzerinde tutturmak, gerçekleştirmek gerçekten büyük mesele. O yüzden tekrar bürokrat arkadaşlarıma gösterdikleri emek ve geçmiş dönemdeki bu gerçekçi bütçe hazırlığı için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de benzer oranlarda gerçekleşeceğine inanıyorum. Bunun dışında biraz önce hazineden gelen gelirlerle ilgili bir konuşma oldu. Arkadaşlar, kimse kimseye bir lütufta bulunmuyor. Biz bu memlekette yaşayan vatandaşlarımızın ödediği vergiler hazinede toplanılıyor ve belediyelere dağıtılıyor. Yani bu para halkımızın parasıdır. Eskişehirli halkımızın parasıdır. Dolayısıyla kimse bize lütufta bulunmuyor, kimse bize bir şey vermiyor. Kanun, yasa ne diyorsa o geliyor. Ben Eskişehirli hemşerilerime
düzenli vergilerini ödeyen hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gerçekten bütçemizin önemli bir bölümünü onlar oluşturuyorlar. Bunu söylemek isterim. Neden mülk satışı yapılmıyor konusuna gelince, biz belediye olarak, pek çok sizler de eminim buradaki belediye başkanlarımız var. Gerekirse kendi evimizi satarız, belediye parası, belediye mülkünü satmamaya çalışırız son güne kadar. Ona uğraşıyoruz ama elbette ki yetmezse, yetmeyen yerde bu şehir bizden hizmet bekliyor. Gereğini de yaparız. Zaten sağ olun, geçen seferlerde meclise getirdik bu konuları. Sizler de onay verdiniz. Gerekirse mülk satışına gideceğiz ama gönlümüz istiyor ki hiç buna gerek kalmadan bu bütçeyi yönetelim istiyor. Çünkü kamunun malıdır. Bunu satma taraftarı değiliz. Personel giderleri konusuna gelince, evet, Büyükşehir Belediyesi hakikaten çok dev bir organizma. Özellikle 2014'ten sonra ilçe belediyeleriyle beraber görev sahamız çok genişledi. Biz personel giderlerinden bahsederken biliyorsunuz iki kalemde yer alıyor bütçede. Bu iki kalemle ilgili Ahmet Bey ayrıntılı izahat verdi. O nedenle ben tekrar girmeyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz elimizden geldiğince gelirimizi çalışma arkadaşlarımızla paylaşma taraftarıyız. Elimizden gelen en yüksek zammı verme taraftarıyız. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı gayreti göstereceğiz. Personel giderlerimiz gördüğünüz gibi personel sayımıza bakarak aslında çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu ekonomik koşullarda eminim burada bulunan pek çok belediye başkanımız da personelle daha çok, daha yüksek maaşlar paylaşmak istiyor. Ama elimizden gelen bu, o nedenle personel giderleri olan eleştirilere katılmıyorum. Sosyal yardımlar konusunda, sosyal yardımlarla ilgili devletin belli kurumları var. Herkes kendince yardım yapıyor. Biz de belediye olarak yardım yapıyoruz. Zaten buradaki sosyal yardım sadece belediye bütçesinde sosyal hizmetlerin altında geçen yardımlar, yani sosyal kartlara yüklediğimiz yardımlar, ama biz bunun dışında pek çok dairemizle beraber pek çok yardımlar da yapıyoruz biliyorsunuz. O nedenle gönül ister ki hiçbir halkımız yardıma muhtaç olmasın. Ama ne yazık ki gelinen koşullarda bu yardımları her sene artıra artıra gidiyoruz. 2020 TC cetveli ile ilgili 2023 ve 24 TC cetveli ile ilgili eleştiriler oldu. Bir kere hani tasarruf tedbirlerinde zaten araç kiralamalarda, alımlarda yasaklanmış durumda. O yüzden neyin hesabı soruluyor çok anlayamadım. Ama biz önümüzdeki dönemde gerekirse bürokratik yazışmaları da yaparak filomuzu gençleştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz bizim toplu taşıma filomuz yaş ortalaması yaklaşık 12 iken bunları 7'lere çektik. Son yıllarda hakikaten büyük alımlar gerçekleştirdik. Yine bu şekilde alarak filo yaşımızı daha da gençleştirme konusunda önümüzdeki dönem çalışma yapacağız. Ama bu dönemde tasarruf tedbirleri nedeniyle herhangi bir alım yapmadık. Fakat önümüzdeki yıl mutlaka bunun izinlerini yazarak eminim ki bakanlığında zorluk çıkarmayacağını düşünüyorum. Bu konudaki alımlarımıza devam edeceğiz diyorum. Tarımsal hizmetlerle ilgili eleştiriye gelince arkadaşlar, sanki bizim tarımsal hizmetler daire başkanlığımız kırsal hizmetler daire başkanlığımız gibi anlaşılıyor. Adı üzerinde tarımsal hizmetler. Yani bizim kırsala yaptığımız hizmetler Eskinin bütçesinde var, yol hizmetlerinin bütçesinde var, park bahçelerin bütçesinde var, toplu taşımanın, ulaşımın bütçesinde var, sosyal yardımların bütçesinde var. Yani siz zannediyor musunuz ki sadece burada? Bir kere bizim toplu taşımanın, bakın, en büyük gider kalemlerinden birisi ilçelere yaptığımız, ya da yol hizmetlerine bakın, en çoğu ilçelere yaptığımız. Buradaki tarımsal hizmetler bizim sadece tarım ve hayvancılık anlamında ilçelere yaptığımız destektir. Bunu da burada açıklamış olayım. Yanlış anlamalar oluyor. İki daire başkanlığının bütçesiyle ilgili bir konuşma geçti. Bu biraz yapılarının değişmesiyle ilgili. Örneğin satın alma daire başkanlığımız, biliyorsunuz, bu sene kapsamlı bir kurumsal çalışma yaptık. Ve daire başkanlıklarımızı şube müdürlüklerimizle arasındaki ilişkiler konusunda meclisten de geçirerek bir revizyon yaptık. Burada bütçe içi şube müdürlüğümüz bu daire başkanlığımızın altına geçti. Satın alma daire başkanlığımızın altına geçti. Dolayısıyla bütçe içinde de neler var? Kent lokantalarımız var, Porsuk Otel var, misafirhanelerimiz var. Dolayısıyla bu bütçe buraya geçmiş oldu. Konu bundan ibarettir. Bisiklet yoluyla ilgili hızlıca başladık bu dönem. Bisiklet yollarımızı hızlıca artıracağız. 3 etaba böldük. 3 etabın ilk ihalesini gerçekleştirdik. Sonraki ihalelerinde takipçisi olacağız. Elektrikli araç almak var, niye yapmıyorsunuz diyorlar. Valla bir dokunun bina hiçtin gibi olacak.
Bu süreç zannediyorum 4 sene önce falan başladı. Biz İller Bankası aracılığıyla bir kredi bulduk, 10 milyon euro civarında. Bu krediyi ilk önce yatırım programına girdi, Cumhurbaşkanlığı da onayladı. Sonra biz ihalelerini yaptık. İller Bankası'yla beraber ortak bir komisyon oluşturduk. 20 tane elektrikli otobüs, 5 tane de kendi bütçemizden alalım diye düşündük. Bütün işlemler bitti. Bir yıla yakındır Cumhurbaşkanı'nın önünde bekliyor. Umarım sizler yardımcı olursunuz bu konuda bize. Olursanız eğer, geçerse, ihalesi de bitti, her şey bitti. Yani onaylandığı anda biz 20 tane elektrikli otobüsü şehrimize getirmiş olacağız. Onu da... Hayır, bütçesi bizde. Hayır, bütçesi Uluslararası Banka veriyor. Yani devletten bir bütçe yok bunda. Öyle bir şey, depremle ilgisi yok yani. Arkadaşlar lütfen bakın. Bakın, ben herkesi dinledim sessizce, lütfen. Lütfen sonra konuşursun. Yani buranın bütçesi arkadaşlar, dediğim gibi Avrupa Yatırım Bankası'ndan bulduğumuz bir bütçedir. Dolayısıyla devlete ya da hazineye herhangi bir yükü yoktur. Biz onu 30 senede ödeyeceğiz. Bu şekilde anlaştık. Ama nedense onaylanmıyor. Sizlerin de bu konuda yardımın, desteğini bekliyorum. Kültürel faaliyetlerle ilgili, yani lütfen artık eleştirmeyin. Biz gerçekten son yıllarda o kadar bu bütçeleri azalttık ki, işte sizler de inceleyince gördünüz komisyonda, işte konserlere daha az yaptık, birçok etkinliği daha az düzenledik, festivaller. Ama bu toplumun bir ilacı varsa, bir merhemi varsa, o da sanat kültürel faaliyetlerdir. Gerçekten aslında sizden şunu beklerdim. Son yıllarda niye azalttınız, daha çok yapın demenizi beklerdim. Doğru eleştiri bu olurdu. Biz 3 belediye olarak ve bütün ilçelerimizdeki belediyeler olarak eminim ki sizler de yapacaksınız. Önümüzdeki dönemde bu kadar stres altında, bu kadar ekonomik darboğazda yaşayan halkımızı rahatlatmak, moral vermek için bu etkinlikleri fazla fazla yapalım diyorum. Belediyecilik deyince sadece kaldırım yapmak, yol yapmak, park yapmayı anlamayalım. İnsanları manevi olarak doygunluğa götürmek de gerçekten çok önemli bir hizmettir ve belediyelerin görevidir. Ben o nedenle burada belediyelerinde, ilçelerinde bu hizmetleri eksiksiz ve bütçelerini zorlayarak yapan bütün belediye başkanlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Türkiye'de de aynı şekilde. Yine biz anlatmaktan hiç bıkmayacağız ama umarım sizler artık bu konuda bir son nokta olsun. Kentsel dönüşüm. Arkadaşlar, kentsel dönüşüm görevinden kaçamazsınız. Kentsel dönüşüm görevi bakanlığın. Bunu bir kere daha söylemiş olayım. Kentsel dönüşümle ilgili, bakın 6306 sayılı yasa var. Lütfen bir açın, okuyun. Yasada bütün görevi bakanlığa veriyor. Ama biz görevden kaçmamak herhalde bizim kabahatimiz. Çünkü Kazım Başkan da, Ahmet Başkan Baksan da, Kazım Başkan'ın eski şeyin o sanayi bölgesinin olduğu yerde, küçük sanayinin olduğu bölgede, biz de Gündoğdu'da, Porsuk'ta hep sorumluluk almaya çalışıyoruz. Neden? Biz ayrı görmüyoruz çünkü. Bakanlığın görevi olabilir ama diyoruz, biz de işin ucundan tutalım, bir ucundan da biz yapmaya çalışalım diyoruz. İşte küçük sanayi bölgesi odun pazarına verilmedi, bakanlık kendisi ilan etti, hiçbir şey yapmadı. Gündoğdu verilmedi, bakanlık kendisi mi yapacağım dedi, hiçbir şey yapmadı. Gündoğdu'nun bir kısmında hadi biz yapalım dedik, orada döküntü alanları var dedik. Oraya girdik. Neden 24 deniyor anlamıyorum. İşte 60 kurayı en son çektik biliyorsunuz. Devamı da geliyor. 109 konutluğa bir daha çıkıyoruz. 24'ü nereden çıkarttığınızı da anlayabilmiş değilim. Seçimden beri bir 24 gidiyor. İlk yaptığımız etap 60 konuttur. 5 ya da 6 tane ticaret var. Onların da kurallarını çektik, vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu dönemde de biz hem Gündoğdu'da üzerimize düşeni 1, 2, 3, 3 ile ilgili biliyorsunuz zaten o TMSF ile ilgili bir konu. Ama 1 ile 2 de üzerimize düşen görevi yapacağız. Ama yine hep söylüyorum, yine söylüyorum. Eskişehir'deki sorun bizim bu yapacağımız mahallelerden ziyade, oralar biraz çöküntü mahalleleri ve mülkiyet problemleri de olan mahallelerde, biz vatandaş kendi arasında anlaşamaz diye konuya bir el attık. Porsuk 1, 2'de de sorumluluk almamızın sebebi 8 mahalle ile ilgili. Biliyorsunuz iptal kararı gelince biz dedik ki en azından Porsuk kenarını kurtaralım bari. Diğer yerler ne yazık ki elimizden gidiyor. Hiç değilse oranın planını yapalım diye. Oranı da biliyorsunuz meclisimizden zaten oy birliğiyle geçti. Planlarını yaptık. Kentsel tasarım rehberini hazırladık. Ve şu anda artık mülkiyet sahipleriyle oradaki yatırımcılar anlaşacaklar. Gidecek. Gündoğdu'yu zaten biz yapacağız. Küçük sanayi ile ilgili ve diğer Gündoğdu'daki yerle ilgili zaten odun pazarının girişimleri olmuştu. Bakanlık eğer yetki verirse biz zaten her zaman söylüyoruz yaparız diye. Ama asıl sorun, bakın hep söylüyorum,
bu şehrin içinde 99 öncesinde yapılan 8 katlı bitişik nizam binaların problemidir. Eski mahallelerin şehir merkezindeki o 8-9 mahalleyi kapsayan yerler. Belki başka yerlerde de sorun var. Ama bir an önce bununla ilgili harekete geçilmesi lazım. Eğer bize de bir görev verirlerse, bize de bir görev düşerse biz asla kaçmayız. Ama şunu da rica ediyorum. Lütfen rezerv alanları korusunlar. Eğer rezerv alanı TOKİ'ye verip, gecekondu bölgesi ilan edip, oraları başka amaçlarla konuta açarlarsa bu iş yürümez. Bu dönüşümün yürümesinin o mahallelerde ön koşulu bir rezerv alanı olmasıdır. Orada dönüşümde buna maddi güç ayıramayacak olan kişilere bir takım öneriler yapabilmemiz lazım rezerv alanıyla. Bunu da burada tekrar söylemiş olayım. Deprem iklim değişikliğinden de bunlarla ilgili konuşmuş oldum. Ve bir de parkla ilgili bir eleştiri gelmişti. Vallahi biliyorsunuz büyükşehir belediyeleri zaten büyük ana parkları yapıyor. O nedenle geçmiş dönemde 3-4 tane çok güzel park kazandırıldı Eskişehir'e. İlk mahalle aralarında kalan küçük parklarımızı zaten ilçe belediyelerimiz yapıyor. Onun dışında biz önümüzdeki dönemde de hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Yine şehrimize hem de ilçelerimize büyük parklar kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Benim bildiğim 99'dan önce hakikaten %1-2 oranında bir yeşil alan, kişi başına düşen yeşil alan oranları varken bugün bu rakam onların üzerine çıktı. Dolayısıyla ben emeği olan bütün başkanları, bütün belediye çalışanlarını bu konuda kutluyorum. Eskişehir olarak hangi partiden olursak olalım fark etmez. Bu yeşil alan fazlalığıyla her zaman gurur duyalım. Gerçekten biz gurur duyuyoruz. Daha iyisini yapmak için de elimizden geleni yapacağız. Değerli arkadaşlarım, görüşmeler bitmiştir. Bütçeyle ilgili görüşmelerimiz. Komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. Buyurun Kazım Başkan. Komisyon raporunu bir oylayalım. Performans raporunu oylayalım. Diğerlerini de bir seferde isim okumak suretiyle. Performans raporunu oyladık. İlk üç maddeyi tamam. Oylarken oyladık. O zaman diğerlerini de isim okumak suretiyle bir kez oylayıp. Bir kere de mi yapalım? Uygun mudur arkadaşlar? O zaman Kazım Bey'in önerisini tekrar ediyorum. Komisyon raporunun ve arkadan tarifeleri işare oyla tek seferde ayrı ayrı oylayalım. Okunmaksızın mı tarifelerde? Evet, evet. Tarifeleri de okunmaksızın diyor. Tekrar ediyorum. Tarifeleri de okunmaksızın oylayalım diyor. Ve sonrasındaki bütçe kararnamesinde tekrar konuşalım. Orada bütçe kararnamesine aykırı bir durum varsa onu tekrar konuşalım. Şimdi ben öncelikle bir komisyon raporunu oylarınıza sunmak istiyorum. Komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tarifelere geldik. Tarifeleri okuyalım mı tek tek? Okunmuş gibi sayılarak oylarınıza sunayım mı? Tarifeleri okunmuş gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla, oy birliği mi oldu tarifeler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bütçe kararnamesine geldik. Bütçe kararnamesini normalde mevzuat gereği okumamız gerekiyor. Burada ona da gerek olmadığını düşünüyorum. Yalnız ilk beşi herhalde itiraz edebilir misiniz? Eder misiniz? Bilmiyorum ama. İlk üçü. İlk üçe red, diğerlerine kabul oyu verecek. 1, 2, 3 mü red? Evet. 1, 2, 3, 7 mi? 1, 2, 3. 1, 3, 7 mi? 1, 2, 3, 7 mi dedik? O zaman şöyle yapayım arkadaşlar. Şimdi tek tek oylarken size şuna itiraz ediyorum, şunu kabul ediyorum demek zor olabilir. Bütçenin 1, 2, 3 ve 7'sini bir oylayayım. Sonra da geri kalan maddelerini tekrar oylayalım isterseniz. Daha kolay olur. O zaman bütçe kararını... 7 yok mu? 1, 2, 3. İsmi arkadaşlar 7. maddeyi kabul etmeyeceğiz başkanım. Kabul etmeyeceğiz diyorlar. O zaman 1, 2, 3'ü ayrı oylayayım, 7'yi ayrı oylayayım, 7 de farklı olacak herhalde. Hı? Ayrı ayrı oylayalım, o karışır çünkü. Değerli arkadaşlarım, o zaman bütçe kararnamesinin okunmaksızın oylamaya sunulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Fikri Hanım o zaman okumuyoruz bütçe kararnamemizi, Fikri Hanım okuyacaktı, tamamdır. Bütçe kararnamesinin 1, 2 ve 3. maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?
etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bütçe kararnamemizin 7. maddesini tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bütçe kararnamemizin 1, 2, 3 ve 7. maddeleri dışında kalan tüm maddelerini toplu olarak oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, gider bütçesi, gelir bütçesi, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli, pardon, bütçe kararnamemizi şimdi de oy, isim okuyarak oylayacağız. Aynen. Ama tek tek orada hani şey söylemenize gerek yok. 1, 2, 3 reddediyorum, 7'yi reddediyorum gibi söylemenize gerek yok. Orada reddemeniz yeterli olur. Evet, şimdi başlıyoruz. Bütçe kararnamemizi isim okuyarak oyluyoruz. Ayşe Ünlüce. Kabul. Kazım Kurt. Kabul. Ahmet Ataç. Kabul. Habil Dökmeci. Kabul. Zehra Konakçı. Kabul. Uğur Tepe. Kabul. Gürbüz Güller. Kabul. Haydar Çorum. Kabul. İshak Gündoğan. Kabul. Hakan Karabacak. Kabul. Serhat Amamcı. Kabul. Hidayet Özmen. Kabul. Ahmet Dönmez. Kabul. Zeynep Güneş. Kabul. Bekir Belceli. Kabul. Nihat Çuadar. Kabul. İnci Şentuna. Kabul. Ayhan Sülük. Kabul. Çağrı Özeçoğlu. Ali Aydar Çelik, kabul. Hasan Ünal, Fikriye Güven Zaptiye, kabul. Vural Yörük, kabul. Erdoğan Aydoğmuş, kabul. Atilla Aydalgıç, kabul. Mustafa Çağrı Kılıç, kabul. Ufuk Çini, kabul. Rıdvan Özen, kabul. Mustafa Emrah Kuzey, kabul. Tamer Günaydın, Murat Uygun, kabul. İhsan Ceren, kabul. Serkan Adaş, kabul. Nurcan Alkan, kabul. Ali Osman Taş, kabul. Mustafa İmre, Özlem Ünalır, Metin Öztürk, Ahmet Sivri, evet. Ali İnci, evet. Adem Çakır, kabul. Mustafa Caner Kırıkçı, evet. Mehmet Bilen, evet. Salih Yılmaz, kabul. Fevzi Akpınar, kabul. Hızır Ayık. Evet, şimdi gider bütçesi, gelir bütçesi, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli, ayrıntılı harcama programı ve finans programı var. Bunların da ayrı ayrı okunup ayrı ayrı ismen oylanması lazım. Bu konuda bir önerge varsa eğer. O zaman okunmuş gibi sayıyoruz. Tek tek okumuyoruz bunları ve sonra da oylarınıza sunuyorum. O zaman önce bunu bir önerge oylayalım. Kazım Bey'in önerisi, önergesi gider bütçesi, gelir bütçesi, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli, ayrıntılı harcama programı ve finansman programının tek seferde okunmuş gibi sayılarak oya sunulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. O zaman gider bütçesi, gelir bütçesi, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli, ayrıntılı harcama programı ve finans programını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, sanıyorum bitirdik. Uzun bir gündemdi. Sağ olun, kısa sürede bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum. İnşallah bütçemiz hem Eskişehir'e hem ilçelerimize hayırlı olsun diyorum. Hı? Aa, pardon. Pardon, bunu da ad okuyarak. Ad okuyarak oylayalım. Yok bunu, yok. Evet, evet, görüşmelere geçer. Ya. Arkadaşlar, yani oturmadan bile olur. Hızlıca adları okuyalım. Gider bütçesi, gelir bütçesi, finansmanın ekonomik sınıflandırması, ayrıntılı harcama programı, finans programını isim okuyarak oylarınıza sunuyoruz. Tek tek. Tek tek mecbur. Tek tek. İsim okuyacağım yine tek tek. Güzel oylamıştık ama maalesef evet gene tek tek. Tek tek olacak, evet evet. Ayşe tek Ünlüce. Toplama bir sefer okuyacağız. Tekrar isim okuyorum. Kabul. Ayşe Ünlüce. Kabul. Kazım Kurt. Ahmet Ataç. Habil Dökmeci. Zehra Konakçı. Uğur Tepe, Gürbüz Güller, Haydar Çorum, İshak Gündoğan, Hakan Karabacak, Serhat Amamcı, Hidayet Özmen, Ahmet Dönmez, Zeynep Güneş, Bekir Belceli, Nihat Çuadar, İnci Şentuna, Ayhan Sülük, Çağrı Özeçoğlu, Ali Aydar Çelik, Hasan Ünal, Fikriye Güven Zaptiye, Vural Yörük, Erdoğan Aydoğmuş, Atilla Aydalgıç, kabul, Mustafa Çağrı Kılıç, Ufuk Çini, Rıdvan Özen, Mustafa Emrah Kuzey, Tamer Günaydın, Murat Uygun, İhsan Ceren, Serkan Adaş, Nurcan Alkan, Ali Osman Taş, Mustafa İmre,
Özlem Ünalır, Metin Öztürk, Ahmet Sivri, Ali İnci, Adem Çakır, Mustafa Caner Kırıkçı, Mehmet Bilen, Salih Yılmaz, Fevzi Akpınar, Hızır Ayık. Evet arkadaşlar, hayırlı olsun. Ah, geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun. Ha? Alacağız, sen al, at sana.